Vallahi uyuşturucu meselesi Türkiye'nin sorunu olduğu gibi Roman mahallelerinin sorunu. Ağırlıklı Roman mahalleleri. Çocuklarımız heba oluyor. Ben 30 yaşında devlen gibi bir evladımı kaybettim. Beyin kanamasından, uyuşturucudan gitti. Ama gelin görün ki minnet duyarsız. Şu an şu mahalle sakin. Şu sıralar sakin. Ama 9'da 12 arası, 1 arası gelin bir çekim yapın da bir görün. Şu mahallede 15 bin kişi yaşıyorsa, bunun içinde 3 bin tane, 4 bin tane genç varsa bunun yarısı bu illeti kullanıyor. Lirik ağabeydir, kristalidir, efendime söyleyeyim daha çeşitli uyuşturuculardır. Ya bizim günahımız ne ki bu Roman mahalleleri uyuşturucu işgali altında olacak? Geçmişten bu yana artış var. Geçmişte böyle yoktu. Esrar içilirdi, gizli içilirdi. Ama şimdi uyuşturucunun çeşitleri var. Genç 14-15 yaşına geldi mi, 16 yaşına geldi mi bu çocuklar bu illete giriyor. Çok çabuk ucuz olduğu için yani bir tane lili kapı 20 lira, 25 lira, 30 lira. İki tane attı bu kafayı buluyor çocuk. Rakı içmesine gerek yok. Rakı pahalı. Bir bu yüzden bir de özentiden çok. Özenti. Usisi kahvelerde çocukları bu bağımlılığa alıştırsınlar diye afiyeler var. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önemli rica ediyorum. Yetkili kimse Cumhurbaşkanımızsa ondan da rica ediyorum. Bu yasayı çıkarsın. Bağımlı olan direkt tedaviye alınsın. Eğri oturalım doğru konuşalım. Emniyet görevini yapıyor. Bu bir gerçek. Ama yeterli değil. Bu bir. İkincisine gelince emniyet bunu tutuyor, yakalıyor, ediyor. Savcılarımız bırakıyor. Ne iş? Adam affedersin yani çok uyuşturucuyla yakalanıyor. Bir de çıkıyor, serbest kalıyor yanısı, davuzluğuna çalıyor. Şimdi biz burada kelle koltukta çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Ama gücümüz yettiği kadar. 24 saat burada emniyet durmalı ve yasalar değişmeli. Kullanan dahi ceza almalı. Biz artık bu çocuklarımızı kurtarmak istiyoruz. Bizim uyuşturucu kaderimiz değil. Şu anki uyuşturucu sorunumuz gençlerde uyuşturucu satışı 12 yaşına kadar düştü. Özellikle bizim mahallemizde metamfetamin denen madde 12 yaşına kadar düştü. Yani burada uyuşturucu satan şahıslar artık çocukmuş, bebekmiş, büyükmüş, küçükmüş diye bir yaşa bakmıyorlar artık yani. Biz bundan çok muzdaribiz. 2018 yılında ben oğlumu kaybettim. Aynı zamanda 16 yaşındaydı oğlum. Bizim mahallemizde devletimiz kimin ne yaptığını adım adım aslında çok iyi biliyor. Şimdi getirenler dışından ama satanlar içinden. Yani her zaman bu böyledir zaten. Şimdi hiçbir zaman buraya kalkıp da kendisi burada üretim yapmaz. Burada dışarıdan gelir, bunda buradaki insanları kullanırlar dışarıdaki büyük tüccarlar diğer yerlere göre. Mesela en geç 12'de bir kahvenin kapatılması gerekiyor. Ama bizim kahvelerimiz saat gece 4'lere kadar açık, 5'lere kadar açık. Hiç kapanmayan kahvelerimiz var. Yani şimdi bu çocuk bu uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra kendi evine gidemiyor. Gidecek bir sığınak yer bulabiliyor kendine. O yüzden daha rahat içebiliyor yani. Daha zaten elinin altında daha rahat ulaşabiliyor. Yani ve bunu içtikten sonra karşısındakini tanımıyor artık. Hem zarar veriyor hem de hırsızlık çoğalıyor. Hırsızlık şu anda had safhada yani. Biz şu anda kapılarımızı kendi mahalle çocuklarımız dahi olmak üzere açamıyoruz. Gece saat 12'den 1'den sonra buraya çok yabancılar gelmeye başlıyor. Yani mahallemizde artık bizim kendimizin gezmesi bile çok tehlikeli olmaya başladı. Annelerin babaların neler çektiğini bir görseniz içeride. Uyuşturucu için dayak yiyorlar. Dayak yiyor anne baba. Saygısızlık. Diz boyu gitmiş artık burada. Ölen kardeşlerimiz var. Onların da bir istihdamı olsa, çalışsalar, gitseler gelseler devlet kadrolarında, belediyelerde tabii ki düzelecek. İnsanın evine aşk geldiği zaman her şey düzelecek. Burada abilerimiz, çok sevdiğimiz insanların çocukları artık burada klima motorlarını çalmaya başladı. Uyuşturucuyu alsınlar diye. Yani çok büyük problem yaşıyoruz biz. Emniyet tedbirleri
yeterli değil. Biz yeterli görmüyoruz emniyet tedbirlerini. Mesela burada sürekli olması lazım. Yani saat 1.30-2'den sonra emniyet çekip gidebiliyor buradan. Ama olay ondan sonra başlıyor burada.